Aracımız kiralık tabii ki. Amerika'da kiralık işleri biraz daha kolay. Biz de hafta sonu otobüslerde şey yapmaktansa dedik hem Amerikan rüyası olur hem de şey olur, bize bir tecrübe olur. Normalde tam boy SUV'du fakat hani artık şey yaptık, değişiklik olsun diye. Ki bu araba da 6 silindirli 3.7 motor, yani bayağı fantazi bir araba. Bunu aldık. Bu tam işte, yani normal sürüş videosunu anlatacağım. Tam boy 5 serisi, işte E serisi, o sınıfta bir araba Amerika için. 6 silindirli, 300 beygir, 350 torkluk. Güzel bir araba. Beraberce şimdi bakalım. Xenon'u yok. Xenon yerine mercek koymuşlar. Merceklerde de mor bir ayrıntı var. O çok güzel. Şimdi şu mikrofonu boynuma takayım. Önce bir parklarını görelim. Rüzgar var ama şey muhtemelen azaltıyor bizim mikrofon. Düğmesi şurada. Hem kaputu açalım hem de stoplarını, şeylerini açalım. Park lambalarını. Kapıları da tok kapanıyor. Videoda bahsettim. Sürüş videosunda. Ağırlığından şeyinden. Şimdi bu gözükebiliyor mu bilmiyorum ama şöyle yakından o şeytan gözü çok süper, mor görüntü. Etrafında da böyle led bir detay var. Hani şu görüntüye hasta olursun. Tabii SRT modeli olsa, yani M paket gibi, M3 gibi, yani M5, M3 gibi modeli var. O çok daha güzel. Şimdi şu kaputuna bakalım da ondan sonra şekline bakalım. Kaput hidrolik ama yine şurada bir şey var. 3.6 VVT diyor. Yani Detroit yapımı Amerikan malı bir araba. Motor dik konumlandırılmış. Bu arkadan itiş. Yalnız güzel bir araba. Yani şey, supercharger kullanmamışlar bildiğim kadarıyla ama bir saniye bakalım. Hava filtresi. Ya beni biliyorsunuz, ben böyle hani ayrıntılara girip de aman tanrım şöyle böyle mükemmel, yani öyle bir inceleme yapmayı sevmiyorum. i8'de de dilimizi eleştirmişler. Ya yani ben halk diliyle olsun, herkes yani bunu kullanıyor. Millet şey yapmıyor ki anasını satayım, piste çıkmıyor ki her alan veyahut da, yani bu bizim gözümüzden incelenmesi, yani benim formatım o şekilde. Tabii daha kibar bir dil, daha resmi bir dil kullanabiliriz. Şimdi arabayla ilgili şeyleri, yani arabayı biraz seyredelim. Sonra lastiklerine bakalım. Lastikleri, bunun işte tabii yani giriş modeli olunca 215, 65, 17 yani böyle çılgın bir enerji saving Michelin lastik. Fena değil ama yol tutuşunu beğendim. Tabi araba Amerikan olduğu için burada yan tarafta turuncu ampul olmak zorunda. Şurada arka tamponda da var. Aynı ayrıntıdan. Arka görüntüsü işte o sürüş videosunda bahsettiğim ayrıntı bu. Hani Ferrari'ymiş, bilmem neymiş gibi, Camaro'ymuş, Corvette'miş gibi şu ayrıntıyı seviyorlar. Araba eşkenar dörtgen gibi kenarlara doğru genişliyor, arkalara doğru genişliyor. Bu dizaynı seviyorlar. Bilmiyorum. İşte uydu radyosu var. Amerikalılar çok seviyorlar. Bizde aslında olması gereken bir şey. Kapısını açalım önce. Şurada benzin kapağı düğmesi var, bastım. Bakalım. Benzin kapağı, ha yok öyle, ama koyup dolduracaksın. Huni ile de doldurabilirsiniz. Kapak takmayın diyor. Enteresan. Kapak takmayın diyor. Ve kilitlendi. Demek ki yani benzin çalıyorlar falan, ucuz olmasına rağmen. Şu arkadan biraz alttan göstereyim size. Yani kaslı duruyor araba. Şu arka stoplardaki devamlılık da çok güzel. LED. Muhtemelen onu aydınlatan led, çünkü görüntü ona benziyor.
Arka lastiklerde de hafif kamber durmuş. Yani şey, biraz daha büyük jant ve yere yakın olduğu zaman bu acımasız görünümde bir araba. Çift çıkışı, yani orijinal aktif çift çıkışlar var. Arka park sensörü var. Yalnız parklar harici muhtemelen halojen ampuller var. Evet, fren ampulü, geri vites ampulü, halojen. Ha bir de Amerika'da size şeyi göstereyim. Arkalarda turuncu ampul yok. Onun yerine park ampulünü kullanıyorlar. Şuradan. Şimdi bu, içeriye geçeceğiz hemen de. Evet. Size onu göstereyim. Bakın. Şey yok. Turuncu ampul yok. Kırmızı ampul var. Tüm arabalar böyle. O yüzden işte dikkat edin diyor şey yaparken. Ha bir de neyse stoplar açık kalsın. Kapı kapanma hissi güzel ya. Yani ben beğendim. Ağır baya. Yani zaten şey, giriş seviyesi 6 silindir olan bir arabada böyle ağam şey aramak, hani etkinlik, işte hafifletelim falan, o psikolojiye girmek doğru değil. Arabada keyless entry var. Şuradan, yani anahtarsız giriş sistemi. Onu şuradan ben size göstermeye çalışayım. Yani şey, dokunmatik bir şey yok ama şuna bastığınız zaman araba kilitleniyor. Buradan şuraya dokunduğunuz an kap açılıyor. Açabilirsiniz. Kilitledim. Ama mesela buradan açmaya çalıştığım zaman açılmayacak. Burayı da açmama gerek yok. Dokunmam yeterli. Size arabanın anahtarını göstereyim. Panik buton Amerikalarda hep arabayı bulmak için veyahut da işte hani dikkat çekmek için. Bagaj açma tuşu, kilit açma, kilit kapatma, çalıştırma. Bu da ya kiralık, biraz işte özenmemişler, kirli. Şurada Dodge anahtarı. Şimdi mesela panik butonu göstereyim size. Şöylece ne? Basıyorum şimdi. Basınca tekrar şey yapıyor. İşte panik kendini hani gösteriyor araba. Bu da kapatma, açma. Kapatalım. Ya bunu seviyorum. Instagram'da gösterdim de. Bu videoya dahil olsun. Bakın, bakınız hocam. Bakınız. Seviyorum ya, yani hoş bir şey. Ya kliması çalıştı şimdi. Sen gelene kadar balkondan çalıştır arabayı. Kliması çalışsın, buz gibi olsun araba. Arabana bin. Bir daha bastığım zaman da hop, stop etti. Ya stop etti. Stop. Stop eski sanayi değil, özür dilerim. Stop. Yani araba kapandı. Motorunu çalışır konumdan çalışmaz konuma aldı. Arkaya bakalım. Bizim valizler var, kusura bakmayın. Kumaş döşeme olduğu için burası böyle dandik kumaş. Bu hani Clio hissi veriyor. Sürüş videosunda bahsettim. Ama bu yumuşak dokunuştu. Şuralar sert dokunuş. Buraya, burası da yani çok, burası da çok ucuz plastik. Burası da hani işte biraz hani full size olduğu için bunun etrafında kromaj yapma çabalarına girmişler. İşte şu kol dayamalar deri yapmaya çalışmışlar ama bu da imitasyon deri, çok belli. Arka koltuk minderleri fena değil. Yani bizim valizler var, kusura bakmayın. Baş mesafesi yeterli. Şimdi o şeyi alır bakarım. Senemin arkasına bakayım. Kendi arkama zaten sığamıyorum. Yani bayağı mücadele veriyorum. Rüzgar sizi rahatsız etmesin diye de. Başka da boş yer yok. Bagaja bakalım. Bagaj oldukça büyük. Şöyle bir tuş var. Hani anahtardan da açabilirim de. Tuş daha kolay şimdi. Keyless olduğu için tabii yani şey. Amerika'da bir de şu var bakın. Tesla videosunda da gösterdim. Bu bagajın içinde biri, yani adamlar bagajda canlı insan mı taşıyorlar? İşte şantaj, çocuk mu kalıyor veya adam kaçırma.
bagajın içinden bagajın dışına çıkabilmenizi sağlayan işte güvenlik, bunu da çekerek işte Tesla'da elektrikliydi yapmışlar. Bunlar valizler çok muazzam büyük valizler ve arkada da gözüküyor mu bilmiyorum yani bir karıştan daha fazla boşluk var. Oraya küçük valiz sığabilirdi de çok tepiştirmedim. Bunlar yani satılan en büyük valizlerin bir küçüğü. Yani en büyük valizler zaten hani iki tanesini zor sar. Bagajı çok yeterli. 500 litreden büyük muhtemelen. Çünkü F30'a şunun yanına aynı bundan bir tane sığdıramıyorsun. Ama E serisi veyahut da F10'a sığıyor. Stopunu beğendim. Yani arka görüntüsünü ben çok beğendim abi arabanın. Hoş yani. Jantları çok ufak kaçmış. O da işte giriş seviyesi. Lastik basınç sensörü burada hani şey gözüküyor. Metal değil gözüküyor ama galiba jantın içinde. Çünkü şey, arabanın içinde şimdi göstereceğim. Şey gösteriyor. Lastik basınçlarını ayrıntılı gösteriyor. Şimdi benim şu ekipman, şimdi Türkiye'ye döneceğiz buradan direkt. Otelden çıkış yaptık. Bütün göçebe gibi tüm eşyalar burada. Evet. Yani arka baş mesafesi yani çoğu arabadan iyi. Bayağı iyi hem de. Kapıyı kapatalım. Rüzgar sesin çok şey oldu biliyorum da yapacak bir şey yok. Arka baş mesafesi mükemmel. İşte diz mesafesine gelecek olursak. Bu da yani eşimin arkasına oturuyorum. Diz mesafesi aşırı mükemmel değil. Şöyle. Yeterli mi? Yeterli. Baş mesafesini beğendim. Hani o hatta şöyle. Tabii arka, arabanın arka camından başım geliyor. Çok enteresan. Öyle bir dizayn yapmışlar ki bak evet. Arkama yaslandığım zaman kafam arka cama değiyor. Burada da şey sıkıntısı var. Güneş olduğu zaman pişersin abi. Şu an kafama güneş geliyor hissediyorum. Ha bir de şey güzel. Tavanı yani spor modeli olmasa bile siyah yapmışlar. Ben bunu beğeniyorum. Arkada valiz olsa da şöyle 360 derece bir bakın hocam. 360 derece kameraya da çekeceğim de. Biraz da aşağı şöyle aşağıya bakarak çekin. Stabilizörüm inşallah güzel işi görüyordur. Yani sürüş videosunda bu oturuş konumundan falan bahsettim. Hiç fena değil. Charger yazıyor. O ayrıntı da çok güzel. Yani genel tarz olarak sıkıntı yok arabalar. Amerikan arabalarında işte verimlilik, kalite problemleri var. Katlanır hani yok ama şu aynaların duruşu falan güzel. Şeyse mesela kalite o diyoruz. Silecek bak şuradan da belli. Buraya çarpıyor. Çok saçma yani. Onu niye ayarlamadınız ki abi? Yes yeni araba. Kapı kolu hissi fena değil ama çevresi iç kalite hissi vermiyor. İşte az önce benzin kapağını buradan açtım. Buraya bir kromaj koyarak böyle kalite hissi yaratmaya çalışmışlar. İşte kapı kolu kalitesi orta seviyede. Fena yani şu dokunma hissi fena değil ama görüntü orta seviye. Türkiye şartlarında. Direksiyon sırt şey pardon. Sürücü koltuğu sırtı şuradan ayarlanıyor. Ön arka yüksekliği ama elektrikli. En azından onu yapmışlar. El frenimiz ayakla hocam. Ben bunu seviyorum. Her ne kadar şey olsa da. Ve bak güvenlik üyesi en azından buna dikkat etmişler. Diz airbag'i var. Bunu takdir ettim. Diz airbag'i var. Otomatik tabii ki. Siz de bir rahat edin. Rüzgar gürültüsünden. Otomatiği alalım. Şimdi iç ambiyans aydınlatmasını şöyle en üste getirdim. Abi şok. Ben karalara bağladım lan dedim. Bu arabanın aküsü bitecek. Eyvah yolda kalacağız. Bu sönmüyor. Araba sürerken sönmüyor. Yolda giderken sönmüyor. Meğersem internet hemen Google'dan araştırdım. İnternet paketim var. Şunu en yukarı getirmeyecekmişiz abi. En yukarı getirdiğimiz zaman sönmüyormuş. Bu da göstergelerin işte ışık şey yani aydınlığı.
şu şeyi hem far hem silecek kolunu göstermeye çalışacağım. Push var. Böyle basınca püskürtüyor. Şu sensörün hassasiyeti. Bu kısa fasıla diyorlar. Uzun fasıla. Pardon. Yavaş fasıla bu. Low. High bu da daha kısa fasıla. Daha hızlı çalışıyor. İşte selektör. Sağ sol sinyaller. Sürüş videosunda bahsedeceğim. Buradaki kromaj hissini, yani bu kromaj ve fırçalanmış alüminyum görüntüsüyle arabaya bir his vermeye çalışmışlar ama yani olduğu kadar olmuş. Çalıştıralım. İçeriden sesini dinleyin. Klasik filmlerdeki Amerikan. Şimdi biraz klimayı açacağım, kusura bakmayın. Çünkü içeride durulmaz hale geldi. Şöyle. Evet. Şimdi direksiyon tuşlarını açıkladım sürüş modunda. Bu orta ekran için. Burası hız sabitleme için klasik. Bu da telefona cevap verme, kapatma ve sesle yazı yazma, kısa mesaj yazma tuşu var. Ama bunda bu arabada yok. Şimdi vehicle info diyor. Speedometer hız. Bu birincisi. İkincisi araba bilgileri. İşte bu soğutma suyu sıcaklığı, Fahrenheit tabii. Bak lastik basınç sensörü yok dedim ama tüm lastiklerin basınçlarını burada gösteriyor. Muhtemelen jantın içinde ayrı bir sensör var. Supap'tan bağımsız, jant supapından. Bu çok enteresan. Şanzıman sıcaklığı. Yağ sıcaklığı. Bu var. BMW'lerde yağ olur. Şeylerde su olur. Bu yağ basıncı. Bak bu da çok güzel bir şey. Yağ ömrü ne kadar kaldı? Batarya voltajı 14, çok iyi. Arabayla ilgili bilgiler bu şekilde. Yakıt ekonomisi demiş. Şu an 0 diyor. Şeyde 22.4'e kadar çıkartmışım ben bunu. Bunu konuşacağız ne kadar denk geldiğini. Açıklamalara yazarım. Bu arabayı sıfırlamadım. 22.3 diyor. 7244 milde. Ya yani 10.000'i geçik. 22 yani bu arabanın ortalaması. Yani bas biraz da kiralık olduğunu düşünürsek 25'lere çıkabilir. 30'lara çok hani şehir dışı çok sakin sürüşte 30 mpg'ye. O diyor. Kısa mesajlar. Ekran şeyse. Mesela upper left'te ne göstereyim? Üst solda. Ortalamayı mı göstereyim? Ne kadar range yani menzilimi göstereyim, dış sıcaklığımı göstereyim veyahut da şeyimi göstereyim, pusulayı. Hoş. Hiçbir şey göstermeyeyim mi? İşte günlük sayaçtan A'yım B'yim göstereyim. Şu an kaç, mesela şu an kaç yaktığını gösterse güzel olur. Ben onu seviyorum mesela. Upper right aynı şey, üst sağ. Şu anki vitesi, ha bak bu güzel işte, bak gösterin abi hangi viteste olduğunu. Mesela D'ye geçireyim, ne yazacak? 1 yazıyor altında, bak işte. Heh. Geri vites şeyimiz yok. Ortada ne göstereyim? Ha. Mesela en yukarıda hangi menüde olduğunu gösteriyor ama mesela dijital süratte de gösterebilirim diyor. Çok hoş oldu. Bak bu güzel yani, bunu iyi yapmışlar. Spor araba gibi. Çıkalım. Screen setup. Bitti. Bu kadar. Şu işte soğutma suyu. Şu da benzin göstergesi. Ortaya gelecek olursak bu tuşlar sürüş videosunda söylediğim Japon hesap makinesi kalitesinde. Yani çok iyi değil. Ses açma kapama. Ses sağ sol hareket ettirme. Browse işte mod tuşu gibi düşünebilirsiniz bunu. Klimanın otomatik modu yok. Sürüşte söyledim. Klima, içeride çevirme, ön arka rezistans. Önde de rezistans yapmış bak. Enteresan. Hayır, pardon, bu şeyle, klimayla yapılıyor, özür dilerim. Ve işte vent yani fan hızı. Onu da şurada yukarıda küçük görebilirsiniz. Ya da şöyle yaptığınız zaman. Ya da mesela dokumatik olarak da. Bu dokumatik hızını beğendim ama yani geçen sene Yukon'daki sistem çok yavaştı. Bunları kendiniz böyle ayarlayabiliyorsunuz. Tek sıkıntısı otomatik mod olmayışı.
Acrylmate 10 diyorsun. Max AC diyelim. Ya, otomatik modu olmalıydı abi. Bence. Neyse, bu klima da bu şekilde. Bunun altında bir göz var. Çok geniş gözler yok. Burada işte Dodge Brothers Designed in Detroit diyor, yani bizim şeyimiz. Vites kolu R, N, D, mekanik sürüş videosunda söyledim. Şöyle manuele geçiyor. İtince küçülüyor, çekince artıyor. Bu galiba BMW'de de böyleydi. Şey, işte cup holder'lar. Bizim 360 kamera ufaklık. Bu da değişik. Şöyle göstereyim. Bunu böyle alabiliyorsunuz. Burada da işte SD kart, USB AUX girişi. Burada da 12 volt var. Önde de var bir tane. Bu da ekstra böyle bir göz yapmışlar. İmitasyon deri kol dayamamız. Şuranın içi, sürüşte söyledim, yine söyledim, burada da söylemiş olacağım. Burası şey, kadife kaplı. Bakın, U-Connect. Evet, voice ses tanıma bunda varmış bak. Bir basayım bakalım tuşa. Geçen bastım, bir şey olmadı. Ya, bu ses tanıma. Ondan bahsediyor. Sesle yazma bunda yok muhtemelen. Cancel. Hı hı. Şimdi orta ekranın kalanlarını göstereyim. Radyo. Klasik işte. Burada SXM dediği uydu radyosu. Uydu radyosu uydudan alıyor direkt ve çok kaliteli sesi. Klasik medya bizim işte Bluetooth. Telefon işte tekrar ara. Transfer şeye, başka bir şeye transfer et. Görüşmeyi. Amerikalıların çok değişik bir telefon sistemi var. İşte voicemail direkt burada. Sesli mesajı çok kullanıyorlar. Settings. Ha işte Carl Matthew vardı. Matthew'u sildim. Kendiminkini şey yaptım. Pusulaya takık durumdalar. Her arabada ya şeyde var, aynada var ya burada var. Mor'da işte şeyler. Bunun kendi ayarları. Fazla bir şey yok burada. Yani ben baktığım için geçiştirmiyorum. Göğsünün konumlandırması güzel. Bu çözücüleri buraya yerleştirmişler. O da değişik. Geniş. Şeyde değişik bir mantık. O da mantıklı. Araba çalışıyor diyor. Hani fark etmezse o kadar dalgın olabilir demek ki insan. Start stop'ta hani motor çalışıyor. Run şeklinde ışık yanıyor yani. Böyle oturuş şeyim bu şekilde. Yani pozisyonum kafamda rahat. Burası muhtemelen şöyle, ha evet, yandan güneş gelirse diye ekstra bir şey yapmışlar şöyle. O da hoş. Bitti. Ha, gözlük koyma kabı. Burada da böyle düğme kalabalığına yol açmamışlar. Şuna basıyorsun, kapanıyor. O da şimdi en üstte almışım. Bak, size dediğim şey kapanmıyordu. Şimdi açılıp kapanıyor. En üstte alınca kapanmadı. Burnumuzdan getirdi. Sizi seviyoruz. Buradan Manhattan'dan çıkıştaki sürüş videoları gelecek. Biraz uzun olacak. Kusurumuza bakmayın. Her zaman Amerika'ya gelmiyoruz. Metal kapı kilit dilleri var. Bu da güzel bir ayrıntı. Hoşuma gitti. Görüşürüz.